Herkese günaydın, merhaba. 10'da 10 başlıyor. Gündemi özetlemeye çalışacağız. 29 Nisan, Perşembe. Akşama da büyük bir kısıtlamamız, yasağımız var. Saat 7 itibariyle başlayacak. Onun öncesinde bir güzel haber. Eskişehir ilk 10'da. Artık böyle rakamlar, bu başlıkları verdiğimiz zaman hemen anlıyorsunuz. Koronavirüste, virüsle mücadelede ilk 10'dayız. Bir süre önce, 15-20 gün önce diyelim, kötü manada ilk 10'daydık. Vaka sayısı en çok artan iller arasında ilk 10'daydık. Şimdi biraz düzeldik. Vaka sayısını azaltan ilk 10 il arasındayız. Harika. Nasıl oldu bilmiyoruz ama oldu bu. Kısıtlamalar. Biraz insanlar korktu, çekindi. Biraz aşının etkisi, aşılananların etkisi. Hepsi bir araya geldi ve işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı. Eskişehir vaka sayısının azaldığı ilk 10 şehir arasında yer aldı. Bakın, geçen haftaya göre en çok artan iller var. Onlar Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. Eskişehir'imiz ise en çok azalan iller arasında Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat ifadelerini kullandı. Biz de tabloda 8-9 oralardayız. Yani ilk 10 içerisindeyiz. Vakayı bayağı bir azaltmışız. İnşallah yaz geliyor, havalar ısınıyor. Artık hem bu havalarda insanın evde durmaya tahammülü yok, hem de daha ötesinde de esnafın evde durmasına tahammülü yok. Dükkanlarımızı açalım, tekrar ticaretimiz, hayatımız canlansın. Eskişehir'imiz 100 binde 69, hatta 70'lik, neredeyse %70'lik bir azalış yaşadı koronavirüs pozitif hasta sayısında. Eskişehir'deki, şöyle bir hatırlayalım, yüzde değil, günlük vaka sayısı 899'leri görmüştü. İnanılmaz bir düşüştü. Şimdi onu 400'lere falan çekmiş görünüyoruz. Fakat hala çok yüksek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle bunu tüm Türkiye'de 5000'in altına indirirsek ancak hayatımızı tırnak içerisinde bir nebze daha normale çevireceğiz. Koronavirüsle ilgili söyleyeceklerimiz, evet, Mail Büyükerman'ı kaybetmiştik. Onu dün uğurladık. O da 93 yaşındaydı ve koronavirüse yenik düştü. Aşı ile ilgili şeyler var, sıkıntılar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunu açıkladı, doğruladı. 1-2 ay aşına ulaşımda sıkıntı olacak ama sonra bollaşacak aşı. Ama o 1-2 ay çok önemli, orada ne olacak yaşayıp göreceğiz. Eskişehir Spor bir fidan kampanyası başlattı. Ona geçelim. Hedef 1 milyon fidan. Sloganımız da şu: o fidanlar yetişecek. Destek verirsek bugün, destek vermezsek elbet bir gün, yarın yetişecek diye. Şimdi hem çevreye hem doğaya, herkese faydası olacak bir iş. Çok da güzel, ilk gün itibariyle dün açıldı. O fidanlar yetişecek. Bu siteden bir fidan 20 lira. 20 lira karşılığında bağışlayabilirsiniz. 8, 10, 50, 60, artık ne kadar gönlünüzden ne koparsa, 1 milyon fidan hem Eskişehir Spor'a bir miktar para kazandıracak, bir gelir kapısı olacak. Hem de Eskişehir'de ve ilçelerinde ormanlar oluşturacağız, doğaya armağan edeceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü, OGEMVAK ve Eskişehir Spor işbirliğiyle başlatıldı bu Eskişehir Spor Hatıra Ormanı kampanyası. Dün başladı, çok da güzel ilerliyordu, herkes heyecanla baktı. Size bir de böyle sertifika geliyor, oraya yazdığınız isim ya da kurum neyse onun adına, onu da bir hatıra olarak saklayacağız. Toplanan bağışlarla merkez ve ilçelerde birden fazla orman kurulacak. Bir fidan 20 lira dedik. Eğer katılmak isterseniz www.ofidanlaryetisecek.com adresinden kampanyaya kolayca destek verebilirsiniz. Eskişehir Spor'dan bir de açıklama geldi. Bugün bir direniş daha başlıyor. Eskişehir Spor'un 1964-65'lerden itibaren aslında bütün hayatı, hikayesi, bütün yolculuğu ya isyan, işte kurulurken İstanbul takımlarına, onlara Anadolu'nun bir isyanı, ondan sonrası da hep direniş, hep direniş. Çanakkale için derler ya, biraz birkaç insan
Birkaç pek çok mezar, gerisi hep rüzgar rüzgar diye. İşte Eskişehir sporumuz da böyle. Biraz isyan ilk doğuş aşaması. Ondan sonrası hep direniş, hep direniş. Özellikle de son 5-6 yılımız herkese ve her şeye direnmekle geçti. Bugün bir direniş daha başlıyor. Tüm doğa severleri ve efsane taraftarımızı Eskişehir sporumuzun yaşaması için önce Eskişehir'e can suyunu vermeye davet ediyoruz dendi. Kulüpten yapılan açıklamada zaman zaman bu bilgileri paylaşalım. Ne kadar fidan oldu, iş nereye gidiyor diye sizleri bilgilendireceğiz elbette ki. Siyasete bakalım. Bakın dün canlı olarak da aktarmıştık sizlere. Büyük Birlik Partisi'ne katılım vardı. İki MKYK üyesi toplantıda görünüyor. Ahmet Namık Akdoğan ve Ahmet Ulupınar. İki ilçe başkanı Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Gelecek Partisi Otunpazarı ilçe başkanı Emre Bakırel ve Tepebaşı ilçe başkanı Necati Gedik Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Rozetleri takıldı. Pandemi nedeniyle elbette ki biraz daha sakin gerçekleşti bu tören. Daha az katılımla gerçekleşti. Bakalım. Evet. Gelecek Partisi'nden. Gelecek Partisi yaklaşık bir ay önce bir karışmıştı. Bu Büyük Birlik Partisi'ne katılan iki ilçe başkanı, il başkanı Mustafa Başak, onlar görevden alınmıştı, istifa ettirilmişti. Daha sonra il başkanı tekrar atanınca ilçe başkanlarının istifası geldi. Gelecek Partisi burada biraz zor günler geçiriyor. Ardından Odunpazarı ilçe başkanlığına henüz atama yapılmadı. Tepebaşı'na ise Kasım Karakaş atandı. Bunu paylaşmıştık sizlerle. İş insanı Kasım Karakaş paylaşmıştı. Ticaret odasında meclis toplantısı yapıldı. Her ayın son salı günü meclis toplanır. Ticaret odasının başkan Metin Güler de tam kapanma desteği istedi. Tam kapanma desteği istedi. Ne dedi bakın? Tam kapanma tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan tüccarın borçları ertelenmeli ve bu firmalara destek verilmeli dedi. Hemen şuradan bakalım. Ama Espark'ın büyük çekilişinde otomobil hediye edildi. Bunu paylaşalım. Orada baba konuştu. Kızına mont almış ve araba kazanmış. Harikulade. Şimdi ne kadar başka sizlerle paylaşabileceğimiz haberlerimiz var mı? Evet, şimdilik bu kadar diyelim. Akşam biraz kapanmaya giriyoruz. Bugün son gün. Yani biz çarşı pazarda olacağız demektir bu. Çarşı pazarın nabzını şöyle bir tutalım. Tam kapanmaya saatler kala neler olacak? Bizlerden ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın.